bizleri ekranları karşısında izleyen sevgili yurttaşlarımız, buradaki sevgili kız kardeşlerim, değerli basın emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz birlikte. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar, öncelikle bu devir teslim töreninde ALSU Başkanı ve seçilen tüm yönetimine başarılar diliyorum. Burada hep çok iyi tanıdığım kız kardeşlerim var. Her birine başarılar diliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bizler 4 yıl önce rotalar bize dar, kotalar bize dar, rotamız iktidar diye çıktığımız yolda gerçekten de çetin bir mücadele verdik. Dedik ki bizler kotaların içerisine sıkıştırılmak istemiyoruz. Eşit temsil istiyoruz, fermuar sistemi istiyoruz. Bu yöndeki duruşumuzdan, irademizden asla vazgeçmedik. Çok yoğun çalışmalar, kampanyalar yürüttük. Kadın örgütleriyle birlikte eşit temsil ve fermuar sistemine yönelik olarak kanun teklifi taslağı hazırladık. Bunun meclis grubumuz tarafından teklifleştirilip meclise verilmesi, genel kurula indirilmesi ve tüm süreçlerde sahiplendik. Bundan sonra da inanıyorum ki ALSU Başkan'la birlikte, ekibiyle birlikte, kadın kollarımızla birlikte yapılacak olan, gelecek ay yapılacak olan tüzük kurultayımızda bunu hayata geçireceğiz. Değil mi arkadaşlar? Bunu yapacağız. Çünkü biz hakkımız olan bir şey istiyoruz. Onun için eşit temsil ve fermuar sistemi de bir haktır diyoruz. Bunu hayata geçirmek de partimize yakışır diyoruz. Ben bu vesileyle gölge kabinede %50 temsil oranını gözeten ve kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer alması yönünde samimi duruş sergileyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e de teşekkür etmek istiyorum hepinizin huzurunda. Gerçekten kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer alması aslında hepimize güç ve umut veriyor, değil mi? Onun için bu gücü, bu umudu büyütmeye ihtiyaç var değerli arkadaşlar. ALSU Başkanım, biz bugün size 81 ilde 973 ilçede örgütlenmiş olan 550 bin kadın üyesi olan güçlü bir kadın kolları emanet ediyoruz. Evet. Biz bugün size her hafta zoru başaranlar anlamına gelen demir leblebi sohbetleriyle birlikte eğitimler düzenleyerek kadın kollarını sadece kadın politikaları içerisine sıkıştıran değil, her alanda var eden bir anlayışı, bir bilinci teslim ediyoruz. Gene biz bugün size dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketiyle sımsıkı kenetlenen, politikalar üreten, bu politikaları derinleştiren ve yaygınlaştıran bir anlayışı, bir bakış açısını temsil ediyoruz. Ve biz bugün size İstanbul Sözleşmesi'nin 11. 20. ve 24. maddesinden hareketle hayata geçirdiğimiz ve partimiz muhalefette olsa bile partimizin icracı yanını gösteren Yaşamak projemize emanet ediyoruz. Bu projeyle on binlerce kadının hayatına dokunduk değerli arkadaşlar. Hep birlikte dokunduk, sizler de dokundunuz ve kadınları duruşmalarda, karakollarda, adliyelerde, hastanelerde hiç ama hiç yalnız bırakmadık. Tüm şiddet mağduru kadınların ve istismara uğrayan çocukların ve onların bizden talepte bulunan aile yakınlarının taleplerine yanıt verdik. Dolayısıyla bu projenin devam etmesini çok ama çok önemsiyor ve bu projeyi de size içtenlikle emanet ediyoruz. Ve biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'a dava açmıştım. Tüm dava süreçlerini takip etmiştim. Onun için inanıyorum ki sizinle birlikte İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyenler olarak ilk seçimlerde partimizi iktidara taşıyacağız ve İstanbul Sözleşmesi'ni mutlaka ama mutlaka yeniden yürürlüğe sokacağız değerli arkadaşlar. Şimdi öyle bir dönemdi ki bir tarafta öldürücü bir pandemi vardı ama hepiniz sahalardaydık. Öyle bir dönemdi ki birçok afetle karşılaştık. Depremler, yangınlar, seller, gene dayanışmayı yükselttik ve hepimiz sahalardaydık, sahalarda olduk. Ve bir genel seçim geçirdik, iki turlu bir cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik, bir yerel seçim geçirdik, bir kurultay geçirdik, son olarak bir kadın kolları kurultayı yaşadık. Çok önemli deneyimler biriktirdik. Ben bu süreçte
kadın kollarına verdiği değer ve önem için 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e minnet duygularımı sunuyorum. Her ikisine de çok çok teşekkür ediyorum. Ve gene bu süreçte, bu yoğun süreçte, başta Kadın Kolları Genel Sekreterimiz, dayanışma içerisinde olduğumuz MYK üyelerimiz, il ilçe kadın kolu başkanlarımız, il ilçe kadın kolları yöneticilerimiz, kadın muhtarlarımız, kadın belediye meclisi üyelerimiz, partimize her kademede hizmet etmiş olan kadın üyelerimiz, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, odaların kıymetli kadın temsilcileri, üyeleri, her birine ismini sayamayacağım kadar yoğun bir çalışma yürüttüğümüz, birlikte omuz omuza, yürek yüreğe mücadele etmekten onur duyduğum herkese tek tek çok teşekkür ediyorum. Her birinize, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki benim 81 ilde de 973 ilçede de kapısını çalabileceğim, evinde kalabileceğim, sıcacık sohbetlerle yüreğimi ısıtabilecek kız kardeşlerim ve eşitlikçi erkekler var. Bu süreçte gene dayanışmayla yanımızda olan eşitlikçi erkeklere de teşekkür etmeyi atlamış olmayayım. Onlara da gene teşekkür ediyorum. Son olarak size şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Ben emek ve mücadeleyle yoğrulmuş, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan Cumhuriyet Halk Partili bir kadınım. Bundan sonraki süreçte de emeğimle, mücadelemle partimizi hep birlikte iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceğim. Eminim ki yollarımız hep kesişecek. Eminim ki bir ve beraber olacağız. Eminim ki dayanışmayı yükselteceğiz. Mutlaka ama mutlaka ilk seçimlerde partimizi iktidara taşıyacağız. Cumhuriyeti yeniden demokrasiyle taçlandıracak olan irade, kadınların eşitlik ve adalet mücadelesiyle yükselecek. Bu duygularla yaşasın kadın dayanışması, yaşasın kadın gücü diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar Asu Başkanımı ve seçilen yönetimini kutluyorum. Sayın Başkanım, dayanışmaya devam edeceğiz. Bu kol kola olacak. Çünkü partimizin öncelikle saygıdeğer basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen sevgili yurttaşlar, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütleri, hepinize en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sayın Başkan, birlikte mücadelemiz sizin bıraktığınız noktadan, bize teslim ettiğiniz noktadan hiç azalmadan artarak devam edecek. Evet. Bu bayrağı devraldığım, başta siz, ardından önceki dönemlerde partimizin kadın kollarını, kadın hareketini yöneten, yönlendiren tüm önceki dönem başkanlarımızın tecrübeleriyle, önerileriyle dayanışmamız daha da güçlenecek, daha da büyüyecek. Türkiye'mizin dört bir yanında, 81 ilinde bütün kadınlarla ve eşitlikçi erkeklerle. Çünkü biliyoruz ki biz onlarla hem mecliste dayanışıyoruz, tüm kadın haklarını biz onlarla dayanışarak mücadelesini veriyoruz. Çok özür diliyorum. Sesim daha çok kibarsınız, evet, başkanım. Ne demek, çok ne kibarsınız. Demek. Çok pardon. Ve o erkekler, o eşitlikçi erkekler sadece mecliste değil. O eşitlikçi erkekler Türkiye'mizin dört bir yanında varlar. 81 ilinde varlar. Biz İşte demokrasi, hak, hukuk, adalet, barış diyen, daha fazla gözyaşı istemeyen, kadın yoksulluğu son bulsun diyen, biz de iş, istihdam, güvence istiyoruz diyen, kadın cinayetleri dursun, bu şiddet artık sona ersin diyenler. Hep birlikte Anadolu ve Trakya'da, hep birlikte örgütlerimizle, tüm kadınlarla dayanışarak mücadelemizi büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Ta ki ne zamana kadar? Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapana kadar. Halkın iktidarını hep birlikte gerçekleştirene kadar. Evet.
Bu alkış tabii bütün kadın örgütlerimize, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde, kadın kollarında, ana kademede, efendim karar mekanizmalarında olan, belediye meclis üyesi olan belediye başkanlarımız ki bu dönem hepsi çoğaldılar. Ama gayemiz, amacımız kurultayımızda Sayın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de altını kalın kalın çizdiği üzere eşit temsili yakalayana kadar hep birlikte omuz omuza mücadelemiz devam edecek. Sevgili başkanım, siz çok kıymetli işler yaptınız. Kadın hareketine çok farklı bir misyon, ivme kazandırdınız. Bunu bütün kadın örgütleriyle ördünüz, ilmek ilmek ördünüz. Bize düşen ise sizinle beraber, diğer önceki dönem başkanlarımızla, sizin tecrübelerinizle bu dayanışmayı, bu hareketi bütün Anadolu'ya, Kars'a, Ardahan'a, Bitlis'e, Elazığ'a, dört bir yanına siz de yaydınız ama daha da yaygınlaştırmak, sahada daha da görünür kılmak, belki bir gün Elazığ'da bir basın açıklaması yaparak ama bütün ülkemizdeki 81 ildeki kadın örgütlerimizin ortaya koyduğu çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirmek ve tüm Türkiye kamuoyuna duyurmaktır maksadımız. Ve böylelikle biz gücümüzü daha da arttıracağız. Bütün kadın örgütlerimiz alandan meclise daha görünür kılınacaklar ve bu mücadeleyi inşallah neticesinde geçim yoksa seçim var diyoruz ve en erken zamanda da iktidarda inşallah olmak üzere diyorum saygıdeğer başkanım. Tüm emeklerinize, sahada döktüğünüz tüm alın terine, bütün Cumhuriyet Halk Partili kadın yoldaşlarımızla yol yol, sokak sokak ördüğünüz bütün o emeğe sonsuz minnet, teşekkür, şükranlarımla başkanım. Ben teşekkür beraber ediyorum. Beraber büyüteceğiz buradan söz. Evet, elbette. Şöyle, değerli arkadaşlar, kurultay geride kaldı. Ama Asu Başkan'ın rengi kırmızıydı, benim rengim mordu biliyorsunuz. Bugün iki çiçek yaptırdık. Uygun görürseniz siz bana kırmızıyı verin, ben size moru vereyim. Böylelikle yüreklerimizi de birleştirmiş olalım. Çok incesiniz. Şöyle yapalım. Şu ortada kalsın çiçeğimiz. Tamam. Onun da başkanıma. Evet, böylelikle iki kez size çiçek verdim. Evet. Başkanımın dediği gibi biz artık kurultayımızı geride bıraktık. Evet. Bizim kurultaydaki demokratik tartışmalarımızı, münazaralarımızı herkes anlamaz. Onlar bu işi bilmezler. Onlar seçimlerle, kurultaylarla, kongrelerle gelmek için başkanım. Evet. Tabii biz şu çiçeğimizi tutmayalım. Evet, ben de alayım. Çok güzeller çünkü. Evet. Çok güzeller. Evet. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir tartışmaya mahal yok. Biz biriz ve beraberiz. Birlikte çalışmaya... Yaptık başkanım. Evet.